Şimdi adam biri, İslamiyet'ten iyi anlayan biri, yolu düşüyor, Köle'de bir cuma camiye gidiyor. Adam hoca vaaz ediyor. Ya bir vaaz ediyor, bu adam dinliyor. Çok yanlış, yamala. Yani milleti iyi öğreteceğine yanlış anlatımlarla günaha sokuyor. Adam dayanamıyor, bakıyor. Diyor ki hocam, senin o anlattığın ayet öyle değil, şöyle şöyle. O hadis öyle değil ya, sen yanlış aktarıyorsun. Hiç doğru değil bu. Adam vay melun diyor, kafir. Sen bizim dinimize benim gibi bir adama mı karşı çıkıyor? Derdi mesfuller. Arkadaş bu adam üstüne bir yürüyor. Adam haşar edip kapıya atıyor. Şimdi bu çıkıp geliyor. Mesela geliyor. Müftülüğe var. Ya diyor ki sayın müftüm, falan köyde bir hoca var. Dini yanlış telafi ediyor. Yani insanları kötü yönlendiriyor. Yanlış. Dinden çıkarıyor ya. Ya onu atsanız. Ya diyor ki oraya başka hoca gitmiyor. Adam yedi dayağını yansın, o da hocanın yaptığı yanlışa mı üzülsün. Sıkıntılı adam. Öyle düşünürken bir arkadaşı diyor ki, niye ya sen bir yerdin? Sıkıntılısın. Ya diyor ki, aynen böyle oldu falan yere gittim. Orada hoca yani cemaatini yanlış yönlendiriyor. Çok canım sıkılıyor. Bir de böyle değil ki beni torto bittiler. İçim yanıyor. Diyor ki, ondan kolay ne var ya? İlmi siyaset yapacağım, ilmi siyaset. O neyim? Ben sana söyleyeyim. Şimdi, öbür cuma sen o köye varacaksın. Yine adam vaaz ediyordur, dinleyeceğim. Onu dinlerken vaaz orta yerinde diyecek ki, ya bak hocam, hocam. Ya sen ne evliya adamısın, ne büyük adamısın. Seni rüyamda bana göstettiler. Dediler ki o adam evliyanın üstünde bir adam. Eğer onun sahalından bir tane kıl kopabilirsen cennetlisin dediler. Lütfet de şu sahalından bir kıl alayım diye yürüyünce korun hepsi. Herkes üstüne yürüyor. Adam da kıl namına bir şey vermiyor.